Efendim, reformdan bahsettik. Erdoğan önemli bir reform, ekonomi reformları paketini açıkladı. Bekliyorduk uzunca bir süredir. Hukuktan sonra ekonomi reformları paketi de açıklandı. Ve tabii bu dönem, özellikle pandemi dönemi, yabancı yatırımcıların da bundan sonraki dönemde stratejik olarak merkez üst belirleyeceği dönemlerden birisi olacak gibi görünüyor. Türkiye cazibe merkezi mi? Bundan sonraki dönemde hangi adımlar atılacak? Bu paket yabancı yatırımcıyı ne kadar çekecek? Konuşacağız. Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın konuğumuz. Hoş geldiniz Ayşem Hanım yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım. Teşekkür ederim. Öncelikle Ayşem Hanım, dilerseniz reformlardan bahsedelim. Ekonomideki reform paketini nasıl değerlendirdiniz ve tabii yabancı sermaye nasıl değerlendirir? Biz aslında yapılan reformları, daha doğrusu açıklanan reformları hem ekonomi reform paketine hem İnsan hakları eylem planındaki yatırımla ilgili olan kısımları çok olumlu değerlendirdik. Ben bir hatırlatmayla başlayayım. Özlem Hanım, hatırlarsanız Kasım ayında biz Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yapmıştık. Hatta reformla ilgili ilk açıklamasını yaptığı güne denk geliyordu. Biz ilk toplantıyı kendisiyle yaptık diye çok da memnun olmuştuk. O zaman yatırımlara ne kadar önem verdiğini bir kez daha bize o da hatırlatmıştı. Birkaç konu konuşuldu. O toplantıda makro bazı konulara değindik, detaylara değindik ama makro olarak kendisine şundan bahsettik. Aslında yatırım çekmenin gittikçe zorlaştığı bir ortamda hepimiz çalışıyoruz. Bu pandemi öncesinde bile böyleydi. Gitgide daralan bir yatırım pastası vardı ama pandemiyle birlikte bambaşka bir boyuta geçti durum. Geçtiğimiz yıl 2020 yılı biliyorsunuz en zorlu senemizdi ve %42 düşüş var küresel yatırımlarda. Şimdi bu çok daralan pastanın içinden biz daha fazla pay çekmeye çalışacağız Türkiye olarak. Bunun için reform gerekliydi, şarttı ve aslında biz hiçbir şey olmasa da, pandemi olmasa da bunu sağlamak için yeni dünya düzenine adapte olup Türkiye'nin rekabetçiliğini koruyabilmek için bazı adımları atmak zorundaydık. Pandemi bunları daha da hızlandırdı diyebiliriz. Orada değindiğimiz birkaç makro konu istikrar, öngörülebilirlik, hukukun üstünlüğü konularıydı. Şimdi bu kadar yatırımcıların kontrol edemediği risklerin olduğu bir dünyadayız. Düşünün ki pandemi hayatımıza nasıl belirsizlikler getirdi. Tüm şirketler için bu böyle. Bu belirsizliklerin içinde şirketlerin arayışı öngörülebilir bir yatırım ortamı. Daha fazla belirsizlik istemiyorlar. Onun için bu programda biz özellikle de istikrara, ki bunun içinde makro istikrar, finansal istikrar, fiyat istikrarı gibi alt başlıklar var. Bu konuda atılan adımlar bence çok olumlu. En azından burada bir yatırımcıya risk algısını azaltacak, bizim bununla ilgili bir planımız var dediğimiz bir ortam yaratmamız çok önemliydi. Diğer taraf öngörülebilirlik, yine risklerini minimize etme yönünde hareket eden yatırımcılara baktığınızda öngörülebilirlik çok çok önemli. Burada değişen pek çok şey var dünyada. Yönetmemiz mümkün. Türkiye'de de tabii ki bazı şeyler değişiyordu. Fakat kanunlar hızla çıktığında bazen şirketlerin bunlara görüş vermesi mümkün olmuyordu. Ve bu aslında sürprizler, yatırımcıların sevmediği konular. Uluslararası yatırımcılar oyunun kurallarının değişmesini sevmiyorlar. Bizim önden bu konularla ilgili merkezlerimize haber vermemiz bizim için önemliydi. Yine reform paketinin içinde bununla ilgili ibareler var. Bir istişare mekanizmasının kurulacak olmasını biz çok memnuniyetle karşıladık. Hukukun üstünlüğü zaten olmazsa olmazı ama her iki pakette de buna dair güzel gelişmeler var. Bizim özellikle önem verdiğimiz orada mevcut yatırımcılar için yatırım uyuşmazlığı kurumunun kuruluyor olması ve uyuşmazlıkların çözümünde hızlı mekanizmaların devreye girmesi tabii orada da kolaylıklar yaratacak. Yani toplu olarak baktığınızda bütün dünyadaki gibi Türkiye'de de iki konu çok önemli. Bir tanesi mevcut yatırımcılarımızı korumak, mutlu tutmak. Çünkü biz de Türkiye'de bakarsanız eğer YASED'in üyesi 250 şirket var. Bütün büyükler var zaten. Türkiye'ye gelmişler.
ve yatırım yapma ihtimalleri, Türkiye tecrübeleri olduğu için Türkiye'de yatırımlarına devam etme ihtimalleri yeni yatırımdan çok daha güçlü. Türkiye'yi tanıyorlar, getirdiği artıları biliyorlar. Bunları korumak çok önemliydi. Bahsettiğim o ana başlıklar bu konularda çok yardımcı oldu. Tabii bir de önümüzdeki dönemde çekeceğimiz yatırımlar var ama ben şimdilik en azından burada durayım. Onlar bambaşka bir konu ve bütün dünya ona hazırlanıyoruz. Evet, aslında bu konu en önemli konu Ayşem Hanım. Çünkü gerçekten pandemiyle birlikte dünyada pek çok şey değişti. İnsanların yatırım ortamına bakışı bile değişti. Artık daha dijital bir dünya, belki daha ulaşılabilir ülkeler ama maalesef üretimde ve tedarikte de çok da zorluk çekilen bir dönem. Türkiye bu anlamda aslında sizin az önce bahsettiğiniz pek çok şirket, Türkiye'de yatırım yapmış olan şirket Avrupa'da üretemediğini Türkiye'de ürettiğini de gördük pandemi döneminde. Belki de önemli bir testten geçtik. Bu testin sonucunda yeni yatırımlar gelir mi diye de sorayım. Ve tabii bu az önce bahsettiğimiz yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik atılan adımlar konusunda siz özel olarak bir tanıtım planlıyor musunuz? Bir roadshow'a çıkacak mısınız? Sizin böyle toplantılarınız olacak mı diye de merak ederim. Özlem Hanım, çok doğru. Önümüzdeki dönemde muhakkak bazı fırsatlar olacak. Her ne kadar küresel yatırımların önümüzdeki sene bir miktar daha düşecek olması bekleniyorsa da birkaç trend var yatırımlarda gözlemlediğimiz pandemi sonrası dönemde önemli olacak. Önemi daha da artacak olan bazı konular var. Bir tanesi sizin biraz önce röportajınızı da izliyordum, dijitalleşme. Bu dijital dönüşüm konusu gerçekten tanımlayıcı, en önemli başarının tanımlayıcısı olacak alanlardan bir tanesi. Türkiye bu alanda önemli mesafe kat etmeli. Önümüzdeki dönemde pek çok ülke aynı durumda. Kimse burada çok ilerledi diye söyleyemeyiz. Dünyada değişik aşamalarda bu konu. Ama bu her alanı etkileyecek bir yatırım tercihi kriteri haline geliyor. Çünkü yatırımların verimliliğini çok etkiliyor olacak. Normalde dediğiniz çok doğru. Tedarikçi olarak aslında biz güzel bir sınav verdik geçtiğimiz dönemde. Tedarik zincirlerinde büyük kırılmalar yaşandığı bir dönemde Türkiye'de bununla ilgili gerçekten zorluğa rastlamadık. Türkiye'den tedariğini yapan şirketlerimizden bu tür şikayetler hiç almadık ki bu çok olumlu bir şey. Ve tedarik zincirleri bir başka yükselen konu zaten ve orada Türkiye için ne yapabiliriz diye çok yoğun çalışmalarımız da var. Orada fırsatlar da olacak çünkü tedarik zincirlerinde küresel olarak bu yaşananlardan sonra bazı kaymalar yaşanacak. Çok uzakta üretim ve tedarik alanları olmamaya başlayacak. Aslında Türkiye'nin konumu çok önemli burada. Bakarsanız eğer ana üretim alanlarıyla büyük pazarlar, yakınlık çok büyük bir avantaj haline geliyor önümüzdeki dönem ve bunların yakınlaştığını, birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Üretimin tedariğe yakın yere konumlanabileceğini görüyoruz. Önümüzdeki dönem trendlerden biri bu. Onun için evet, Türkiye için hem tedarik zincirinde bazı fırsatlar gündeme gelecek. Avrupa gibi büyük bir pazara yakınlığı, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin getirdiği bir takım avantajlar, maliyet avantajları, bunlar yatsınamaz ve Türkiye bu açıdan aslında çok iyi konumlanmış durumda. Fakat dijitalleşme, tekrar dönersek, çok önemli, verimliliği artırıcı bir konu ve artık aslında baktığınızda yatırımlara çok daha hafifleyen yatırımlar görüyoruz. Bakıyorsunuz, yatırımların çeşitlendiğini görüyorsunuz. Çok daha küçük alanlarda daha az kişiyle daha büyük ihracat potansiyeli yaratan yatırımlara da kayma görüyorsunuz. Burada yarışmak için dijitalleşme şart. Buna uyumlu olarak insan gücümüzün, iş gücümüzün dönüşümüyle ilgili bazı çalışmalar yapmamız lazım ki pakette buna da değiniliyor. Hem dijitalle ilgili hem iş gücüyle ilgili dönüşüm çok çok önemli. Bir de yeni nesil teşvikler. Şimdi yine pakette değinilen bir konu bu aynı zamanda. Bununla ilgili de biz memnun olduk. Proje bazlı teşvikler, nakit teşvikler daha önceki dönemde, pandemi öncesi dönemde bile bizim yatırımda rakiplerimizin uyguladığı bir takım teşviklerdi. Her ne kadar eleştirilse de bazı ülkelerde bu tür uygulamaların olması aslında o kadar küçülen bir yatırım pastasından pay almak için artık ülkeler çok ciddi yarıştalar ve her türlü fedakarlığı da yapmaya hazırlar.
Onun için bu tip alanlarda bizim çok hazır ve düğmeye bastığımızda hareket edebiliyor olmamız açısından bu yaptığımız değişiklikler hakikaten çok önemli hale geliyor. Peki Ayşe Hanım, şimdi genel olarak bu pandemi dönemi de belki daha da altını çizmiş oldu ama ekonomide ağırlığın giderek doğuya kaydığını görüyoruz. Çin çok etkili oldu bu anlamda. Hindistan da çok etkili oldu elbette. Siz yatırımcı olarak bakıldığı zaman da eksenin o tarafa doğru kaydığını düşünüyor musunuz? Yani artık yatırımcıların biraz daha fazla Asyalı olduğunu mu görüyoruz? Batılı olmasına göre. Gerçi hani bir milliyeti yoktur yatırımcının sonuçta en nihayetinde ama baktığınız zaman böyle sanki son zamanlarda da özellikle İşte telefon üreticileri gibi bir örnek de var. Çinlilerin, Asyalıların daha fazla Türkiye'de yatırım yaptığı örneğini görüyoruz. Ne dersiniz? Yeni yatırımlar biraz daha Asya'dan mı gelecek? Özde Hanım, Asya çok önemli. Hele Çin başlı başına bir dünya ve küresel şirketler açısından değerlendirdiğimizde bu küresel tedarik zincirlerindeki kaymalar ne kadar olacak? Çin bunu Çin'den kayma nereye kadar devam edecek diye hep konuşmalar geçtiğinde herkes şunu hatırlatıyor bize. Çin çok büyük bir pazar ve kimsenin ihmal edemeyeceği büyüklükte bir pazar. Onun için mesela Çin'den tedarik zinciri kaysa da bu kaymaları yine kendi çevresindeki alanlara kaydırıyor. Onun için Asya'da bakıyorsunuz, Asya'nın içinde tedarik zinciri bölünmelerini yaşıyor. Onun için dediğiniz doğru. Bir konu o. Bir diğer konu, pandemiyi çok erken yendiler. Yani o onlara çok büyük bir avantaj sağladı tabii. Ve bakıyorsunuz küresel yatırımlar %42 düşerken Çin'de bir miktar artış bile gördük biz bu sene. Onun için dünyanın geri kalanı zaten bunun üstesinden gelmeye çalışırken Çin bir yandan güç kazanmaya devam etti. Ya da Asya'daki bazı ülkeler dahil olmak üzere. O yüzden ellerinde dünyanın geri kalanına göre daha fazla sermaye olduğu kesin. Oralardan farklı yerlere yatırımlar muhakkak olacaktır. Tercihlerimiz tabii Türkiye'ye katma değeri getirecek olan hangi yatırımcıysa hepsine Türkiye hazırlıklı olmalı, kapısı açık olmalı. Ben burada Türkiye'nin konumunun hele de bu tip uzak pazarlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık biraz önce bahsettiğim gibi üretim üsleri bile bölgeselleşmeye göre tekrar tasarlanacak. Şimdi bu ortamda Türkiye çok iyi bir aday aslına bakarsanız. Zaten tedarik zincirlerinde şu anda güzel bir payı var Türkiye'nin küresel olarak. Bunu arttırmaya da çok müsait, gelişmiş bir sanayisi var. Ama bir takım adımlar var ki bunlarda biraz hız kazanırsak biz daha da üretimde de daha fazla ben inanıyorum yatırım çekeceğimize. Veri alanı bir başka alan. Burada da aslında Türkiye'nin yetişmiş mühendis gücü çok çok önemli. Ve bakıyoruz küresel şirketlere baktığınızda, Türkiye'deki yatırımlara baktığınızda hepsinin aslında burada bir mühendislik merkezi, ARKE merkezi, bunlar neden var? Bugüne kadar bile neden yapıldı? Türkiye'nin buradaki iş gücü, vasıflı iş gücü çok çok önemli bir aslında değer. Ve önümüzdeki dönemde küresel tedarik zincirlerinde üretimdeki kaymaları ek olarak bir de veri ekonomisinde bizim buradaki insan gücümüzün değerlendirileceğini de göreceğiz. Çin evet elinde şu anda sermayesi de olan ve bölgesel alanlarda üsler kurmaya çalışan bir güç olarak Türkiye'yi de değerlendirecektir diye inanıyorum. Evet, şimdi 2021 yılına henüz 3. ayın içindeyiz. Genel olarak baktığımız zaman doğrudan yatırım tabii zor bir yıldı 2020, az önce siz de bahsettiniz. Dolayısıyla çok da istenilen seviyelerde doğrudan yatırım çekme konusunda sıkıntı çekildi ama 2021 Türkiye için bu anlamda nasıl bir potansiyel vaat ediyor? Rakamsal olarak soruyorum özellikle, ne beklentiniz var diye. Ve tabii özellikle sağlık sektöründeki değişim, Türkiye'nin hani bu anlamda verilen sınav Türkiye'nin elini daha da kolaylaştırır mı? Yabancı yatırımcı özellikle bundan sonra buna da dikkat edecek mi? Yani tedavi görebildiği, sağlık sektörünün gelişmiş olduğu ülkeleri seçmek konusunda da bir farklı bakış açısı olacak mı? Şunun için soruyorum, yatırımcının da artık beklentileri değişti galiba o yüzden. Haklısınız.
Aslında tabii bu alanda bir takım fırsatlar bekliyoruz, olacaktır. Şimdi bizi uluslararası yatırımlar dediğinizde Türkiye'den, dünyadan ayrı düşünmek mümkün değil Türkiye'yi. O nedenle şimdi %42 düşüş geçtiğimiz yılda Türkiye'de %17 kadar bir düşüş oldu. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasındaki tarafa bakarsanız aslında diğer ülkelere göre daha az bir daralma yaşadı uluslararası doğrudan yatırımlarda. Bu güzel bir gelişmeydi tabii. Önümüzdeki sene ne olur diye baktığınızda dünyanın beklentisi bu %42'nin üstünde bir %5-10 daha fazla küçülme yatırımlarda. Yine çok muhafazakar gitmesini bekliyor yatırımcıların dünya. O yüzden Türkiye'yi çok ayrı düşünemiyoruz bundan. Birdenbire her yerde çok düşerken Türkiye'de büyük bir artış sağlama imkanımız olmayacak ama bu bahsettiğim dönüşümlerden kaynaklanan ve teşvikleri doğru kullanarak başarabileceğimiz bir takım güzel kazançlar olabilir önümüzdeki sene. O bahsettiğimiz dijital dönüşüm diyoruz, tedarik zinciri kaymaları diyoruz. Bunlar zaman alan konular. Tedarik zincirlerinde küreselleşme için işte sertifikasyon gibi uzun süreçler var, eğitim var, pek çok unsur var. Bunların yerine oturması bir gecikmeyle bize katkı sağlayabilir. Ama yine de ben geçtiğimiz seneye göre daha iyi bir sene olabileceği inancındayım. Olumlu bakıyoruz. Biz Türkiye'nin zaten orta vadede bütün bunları geride bıraktığında yine bugüne kadar çektiği yatırımları neden çekiyorsa o unsurların daha da önemli hale geleceğine inanıyoruz. Sağlık önemli bir alan. Genel olarak dünyaya baktığımızda şunu görüyoruz Özlem Hanım. Mesela ticarette ürünlerin ticareti, emtia ticareti daha hızlanacak. Önümüzdeki dönemde biz bunu göreceğiz. Şimdi bile kıpırdanmalar daha yoğun olarak buralarda yaşanıyor. Hizmetle ilgili konular biraz daha yavaş gidiyor. Sağlık konusunda da evet, Türkiye aslında sağlık yatırımıyla, sağlık altyapısıyla zaten kendini çok kanıtladı. Burada gerçekten bir takım fırsatlar olacaktır Türkiye için. Ama bu hizmet sektörünün biraz geriden gelmesi, toparlanmasının, insanların tekrar seyahat etme eğilimine başlamaları ve bunu bir sonraki aşamaya geçirmeleri bizim sağlıkla ilgili bu sağlık turizminde adım atmamızı da bir miktar geciktirebilir. Onun ötesinde turizmde biliyorsunuz bir takım zorluklarla karşılaşacağız yine önümüzdeki en az 6 ay 8 ay. Bu pandemiyi yendiğimiz takdirde ama ben bütün bu alanlarda çok ciddi toparlanmalar olacağını, Türkiye'nin bundan sonrasında hele de şu dönüşümleri tamamlayabilirsek çok daha başarılı yatırımlara imza atacağına inanıyorum. Şunu bahsetmek istiyorum. Bir de bununla ilgili aslında çok güzel bir fırsat, hazırlık dönemi önümüzdeki. Ve ekonomi reform programında değinilen alanlarda bizim mutlulukla karşıladığımız konular da buydu aslında. Hem bugün yatırımcıları korumayla ilgili, mevcut yatırımcıları korumayla ilgili bir tedbirler paketi var önümüzde. Ne yapmalıyız diye. Çünkü çok kaygan bir zemin şu anda bütün yatırımcılar. Hem harcamalarını minimize etmeye çalışıyorlar, hem bir taraftan yarının rekabetçi ortamına hazırlanma çabasındalar, hayatta kalma çabasındalar. Şimdi bu ortamda bizim yapabileceğimiz en iyi şey yarına hazırlık. Ve bu bir takım yatırımları da beraberinde getirecek. Mesela dijitalleşme. Veri ekonomisinde çok önemli gelişmeler oluyor. Hem dijitalleşme ile ilgili yasal ve fiziki altyapının bu dönemde tamamlanması, yavaş yavaş artış olurken yatırımlarda bizim bu altyapıyı tamamlamamız çok önemli olacak. Hem de bu arada gerçekten sağlık ve belki özellikle de veriyle ilgili konularda, analitik tarafta bir takım yatırımlar alma ihtimali de olabilir önümüzdeki dönemde Türkiye'nin. Çünkü o alanda gerçekten güçlüyüz. Yatırımlar için de elverişli şartlar sunuyor Türkiye. Peki, çok teşekkür ediyorum. Elbette bu yeni dönemde uluslararası yatırımcılara ve tabii ki uluslararası şirketlerde görevi yapan sizin gibi Türk yöneticileri de çok
iş düşecek, öyle görünüyor Ayşem Hanım. Önemli bir aslında lobi faaliyeti yürüteceksiniz. Bundan sonra daha sık görüşüp daha çok konuşmak isteriz tabii. Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın bizimleydi. Sağlıklı günler diliyoruz Ayşem Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Özlem Hanım. Efendim böylece